İstiklal marşımız. İşte bu. İşte büyük Samspor taraftarı, yapılan koreografi, avukat Engin Sever. Seni bir kez daha kutluyoruz kardeşim. Tüm taraftarlar seni kutluyoruz. Bunların yanında kutlanacak bir kişi daha var. Çok uzaklarda değil. Gerçekten çok uzaklarda değil. Hemen yanı başımda. Ender hocam. Ender hocam, sana binlerce teşekkür ediyorum. Samsunspor taraftarı adına tüylerimiz diken diken oldu. Bunu sen programımda yanımdasın diye söylemiyorum. Bunu Spor 55 sayfasını 31 bin kişi izlemiş hocam. Açsınlar baksınlar. Bundan dolayı sana Samsunspor taraftarı adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Haber olacak. Yazında da belirtmişsin. Sen söylemeden ben bunu zaten söyleyecektim. İlk defa böyle bir anonsçuyu tribünler Ender Hoca diyerek sana sevgilerini belirttiler. Teşekkürler Ender Hoca. Hemen bununla ilgili, bu güzel koreografiyle ilgili bir yorumunu alayım. Koreografi gerçekten müthişti. Samsunspor geçtiğimiz sezonlarda bu tür önemli koreografilere zaten imza atıyordu. Başta Sayın Engin Sever ve emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım bir kez daha. Güzel olduğu kadar anlamlı, anlamlı olduğu kadar da insanları tribüne çeken, cezbeden bir atmosfer vardı. Günler öncesinden hazırlık yapılmıştı, günler öncesinden başlanmıştı. Büyük emek, saygı duymak lazım, tebrik etmek, teşekkür etmek lazım Samsunspor taraftarına ve bu koreografide emeği geçen herkese. Hocam bir de Ender Gür kendine has tabuları yıktı diyebilir miyiz? Çünkü burada anonsa bir daha dönmeyeceksin, dönmeyeceğim diye bir inatla üzerinde durmuştun. Bunu da ben böyle sana sıradan bir soru olarak sormak istiyorum. Çok üzerinde durmayalım. Yani hep söylediğimiz gibi herkesin bulunduğu konum itibariyle bu saatten sonra bu takım için ne yapabilirim?
mi kendisine sorması gerektiğini söylemiş. Bunu söylüyordun zaten. Hep yazılarımızda bunu yazıyorduk. Programlarımızda bunu söylüyorduk. Gerçekten Samsunspor'un birliğe, beraberliğe, desteğe, omuz vermeye ihtiyacı var. Bize de böyle bir görev düştü. Biz de o gün maç sabahı telefon eden yönetim kurulu üyemizi kırma şansımız yoktu. Çünkü kendisinin bizde ayrı bir yeri var. Onu da buradan sevgiyle selamlayalım. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Ama dediğimiz gibi o büyük taraftara da ben bir kez daha buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İşte Spor 55 farkı diyelim. Yıllardır ben de yanımda yorumculuk yapan sevgili Ender Hoca'yı orada bir kez daha görüp beni duygulandırdı. Biz yaşlanıyoruz. Yerimizi yarın bir gün ona bırakacağız. Çok şaşırdığımı söyleyeyim. Yani çok şaşırdım. İnanılmaz şaşırdım. Yani tribünlerin adımı telaffuz ederek tezahüratta bulunmalarını biri bana söylese veya rüyamda görsem inanmam. Böyle bir şey belki ilk defa gerçekleşen bir şey. Eşi benzeri görülmemiş bir şey. Demek ki doğru işler yapmışız. Doğru izler bırakmışız. 4 yıldır biz insanlarla demek ki güçlü bir bağ kurmuşuz. Sadece sesimizin tonunu duydukları andan itibaren o tribündeki coşku başlamış oldu. Hiçbir şey tek taraflı değil, hiçbir şey tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Bu bir ambiyans işi, bir ekip işi, bir coşku işi. Dünkü coşku gerçekten takdire şayandı. O coşkuda bizim de çorbada küçücük bir tuzumuz bulunduysa kendimizi mutlu addederiz. Hepsi bu. Üzerinde durmaya da gerek yok çok fazla. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu konuda vermiş olduğun destekten dolayı diyorum. Evet sevgili izler, soru ve görüşlerinizi, önerilerinizi Spor 55 sayfama yazabilirsiniz. Program sonuna doğru sizlerden gelen mesajları okuyacağım. Bu arada Kenan Sandıkçı, Nurettin Tamat, Ayhan Batkal, şu anda kendisini çok iyi gördüğüm yaklaşık bir ay evvel ameliyat olan sevgili Şahin Saraç, Şahbettin Aydın, Talip Kamil, Arif Alkan, Daştanlar Otel personeline ve şu anda Bodrum'da bizi izleyen Erdoğan Topçu kardeşime selamlarımızı iletiyoruz. Bir selam da Çarşamba'ya göndereyim ben. Yolla. Dün akşam Çarşamba'daydım, bugün Çarşamba'daydım. Pide ustası İbrahim Usta ile tanıştım. Görür görmez sağ olsun kendisi. Bize ilgi gösterdi. Buradan da İbrahim kardeşime, Cemre Pide'ye çalışanlarına buradan selamlarımı ileteyim. Çarşamba'da pide dedim mi bir numara, onu da söyleyeyim. Evet, bu arada sevgili annem yaklaşık bir haftadır araştırma hastanesinde yoğun bakımda. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten anne her şeye bedel. Dualarınızı eksik etmeyin. Biz de programdan çıktıktan sonra kendisini ziyarete gideceğiz. Size de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa sürede normal hayatına döner. En azından hastane ortamından evdeki normal yaşantısına dönme imkanına kavuşur. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, çok önemli bir karşılaşmayı daha geride bıraktık. Stresli maçlar oynamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da oynayacağız bu maçları. İlk önce bir puan durumunu ekrana getirelim. Daha sonra görüntülerimiz var. İlerleyen bölümlerde canlı bir telefon bağlantısı yapacağız. Bu puan durumuyla ilgili hemen şunu söyleyelim. Tamam. Biz geçtiğimiz hafta pazartesi günü programdayken Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyorduk. 47 puanımız vardı ve ligde 5. sıraya kadar çıkmıştık. Salı gün inanılmaz bir gelişme yaşandı. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda bizim 3 puanımızın silinmesine karar verdi. Biz 44 puana düştük ve 7. sıraya geriledik. Bu hafta ilahi adalet, bu hafta Allah'ın adaleti öylesine tecelli etti ki ligde ilk 8 takım arasında şöyle bir baktığınız zaman kazanan tek takım Samsunspor oldu. Kayseri
Adana Demir, Osmanlı, Antalya, Alanya beraberlikle haftayı neticelendirirken Şanlıurfa Spor'da mağlup oldu. Dolayısıyla biz sahada kazandığımız beşinciliği masa başındaki bir kararla kaybedip yedinciliğe düşmüştük. Ve biz dün tekrar yeşil sahada aldığımız galibiyetle yine yeşil sahada hakkımız olan beşinci sıraya çıkmış olduk. O yüzden bunu puan durumuna baktığımız zaman, toplu sonuçlar da geldi ekrana. Evet. Puan durumuna baktığımız zaman da çok rahat görebiliyoruz. Herhalde bu da Allah'ın bir adaleti olsa gerek, ilahi adalet bu olsa gerek. Evet, Kayserispor 61 puanla Süper Lig'e 2 haftaya kalmaz. Bu haftaki maçın neticesinde oynayacak sonuçtan sonra merhaba diyebilir. Adana Demirspor'un 55, Osmanlı Spor'un 51, Antalya Spor'un 50, Samsun 47, Albima Alanya 47 ve Urfa 46 puanda ilk 6'yı oluşturuyorlar hocam. Alttan karşı yakanın hala 5 puanlık playoff potosuyla bir iddiası var. Altınordu inanılmaz geliyor alttan. 6 puana kadar indirdi makası. Bizim en zor maçımızın Altınordu maçı olabileceğini söylemiştik önceki haftalarda programlarımızda. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Altınordu maçı, deplasmanda oynayacağımız Altınordu maçı bizim için zor bir maç olur. Ama tabii sondan ikinci haftaya kadar bu puan durumu biraz daha şekillendiğinde bu tür maçların psikolojileri değişebilir. Her maçın ayrı bir havası, her maçın ayrı bir hikayesi var. Mesela bu hafta biz Manisa'yla oynadık. Manisa can çekişen bir takım. Mutlak puana ihtiyacı olan bir takım. Gördünüz nasıl mücadele ettiler, maça nasıl asıldılar. Mesela Manisa'nın küme düşen bir takım olsaydı, küme düşmesi kesinleşseydi, biz o atmosferde Manisa'yla oynasaydık bu kadar zorlanmazdık. Ama dediğimiz gibi son hafta, son düdüğe, son dakikaya kadar bu mücadele devam edecek. Bunu özellikle söylemek lazım. Şimdi önümüzde bir Osmanlı maçı var. Perşembe akşam 17'de Samsun Spor taraftarının Manisa maçında gösterdiği performansı yine Osmanlı aynı maçında sergilemek lazım. İkinci bölümde Osmanlı ile ilgili geçen seneden anılarımız var. Onlarla ilgili değerlendirmeleri yaparız. Ama gerçekten bu hafta aldığımız 3 puan bizi hak ettiğimiz sıralamada hak ettiğimiz yer olan 5.liğe taşımış oldu. Evet, Cem'den biz önümüzdeki haftanın bir programını isteyelim. Evet, önümüzdeki hafta değil, bu hafta içerisinde hemen düzelteyim ben onu. Doğru değil mi hocam? Evet, Samsunspor, Osmanlıspor ama tarihleri hep aynı gün mü hocam? 4 mü? Yok, tarihler farklı değişik. Da o herhalde çünkü salı gününden itibaren önceden alınmış. Evet, salı, çarşamba ve perşembe evet. Günü oynanacak bu karşılaşmalar. Karşıyaka Giresunspor, Elazığ, Alanya, Urfa, Denizli, Ordu, Altınordu, Gaziantep, Buca, Antalya, Boluspor, Adanaspor, Kayserispor, Samsunspor, Osmanlıspor ve Manisaspor, Adana Demirspor ki Manisa hocam Adana Demirspor şimdi, bizim oynadığımız takımlarla oynuyor. Şimdi onu söylemek lazım. Şimdi Manisaspor 26 puanda kaldı. Bizim maç onlar için ayrı bir önem taşıyordu. Puan durumu tekrar gelirse Manisa'nın hemen üzerindeki en yakın takipçisi olan Buca Spor'la arasındaki puan farkı şöyle bakıldığı zaman 27. 26'ya dolayısıyla 26'ya 27. Şimdi Manisa Spor Adana Demirspor maçından da kendi evinde oynadığı için mutlaka 1 puan 3 puan peşinde olacaktır. O yüzden Adana Demirspor'un bu hafta işinin kolay olmadığını söyleyebiliriz. Adana Demirspor'un kimyası yavaş yavaş bozulmaya başlamıştır. Bakınız maç sonunda teknik direktörünün yaptığı açıklamalar bunu ortaya koymaktadır. Artı Adana Demirspor'un ve Manisa Spor'un da 3 puanının silinmesiyle ilgili bir takım haberler yayınlanıyor. Bununla ilgili durum netleştiğinde böyle bir durum, böyle bir söylentinin çıkması bile Adana Demirspor'da kimyaları bozmaya başladı. Şimdi bu hafta olası bir Adana Demirspor Manisa deplasmanında olası bir puan kaybında bizim de Osmanlı'yı yenmemiz ve ondan sonra Adana Demir deplasmanına gidiyor olmamız senaryoyu yeni baştan her şeyi yazabilir. O yüzden
hep hesap kitap haftaları, hep böyle plan program haftaları, her an her şeyin olabileceği, herkesin herkesi yenebileceği, her sonucun alınabileceği bir ligdeyiz. Hayıflanıyoruz tabii 3 puanımızın silinmesine. Keşke 3 puanımız silinmeseydi, biz şu anda 50 puanda olsaydık. O zaman şu anda gümbür gümbür ikincilik hedefimizi çok daha net, çok daha yüksek sesle dillendiriyor olacaktık. Ama olsun, Samsun Spor takımı, Samsun Spor kulübü bunun da altından kalkacaktır. Hiç şüphe yok ki yönetim kuruluyla, teknik heyetiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla, basınıyla bakın bütünleştiğinde neler yapabileceğini bir kez daha göstermiştir. Şimdi seyirci sayısı 6000'lerde falan bildiğim kadarıyla. Doğru. Daha fazlasını istiyoruz. Daha fazlası olmalı. Hınca hınç bu stadı doldurabilmeliyiz. Ben önümüz bu hafta yaşanan bu ambiyansın, bu koreografinin, takımın galip gelmesinin, tekrar 5.liğe yükselmesinin, diğer takımların puan kaybetmesi gibi gelişmelerin Samsun Spor taraftarını, seyircisini, bu şehirde yaşayan herkesi olumlu anlamda biraz daha kamçıladığını düşünüyorum. Bugünden beri yüzlerce telefon aldık. Bir sürü mesaja cevap vermek zorunda kalıyoruz. İnsanlar hala daha maça nasıl gireceklerini soruyorlar. Evet. Paso Lig'in nereden çıktığını, nasıl çıkarıldığını, ne istendiğini soruyorlar. Bunu insanlar bugün soruyorsa demek ki Samsun Spor maçına gitmeyi yavaş yavaş artık kafasına koymuş insanlar var. İşte bu tür organizasyonların, bu koreografilerin tüm Türkiye'ye verilmiş bu tür mesajların Samsun Spor'un önümüzdeki maçlara yönelik seyircisi bakımından, bütünleşmesi bakımından, tribüne daha çok seyircinin gelmesi bakımından da son derece önemli organizasyonlar olduğunu söylemek, belirtmek Hocam, lazım. Maç öncesi röportajlarımız var. Gidelim. Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekili adaylarımız, belediye başkanlarımız bırakmadılar Samsun Spor'u yalnız bırakmadılar. Buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, maç öncesi görüntülerimizin hazır olduğunu Cem belirtiyor. Şimdi dünkü maçın maç öncesine gidiyoruz. Bu memlekette 9 tane vekilimiz bir tane Bünyamin Gezer etmedi. Bakan da dahil yani buna. Ya bunu yayınla abi. Rica ediyorum senden ya. Ben bir haftadır bu tişörtle geziyorum, tamam mı abi? Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, önemli bir karşılaşma. Silinen bir 3 puan var. Evet. Neler söylemek istersiniz? İnşallah bundan sonraki maçları almak suretiyle. Yani biz play-off'la oynama şansında bir sıkıntı görmüyoruz. Yani takımımız çok iyi bir takımımız var. Belli olmaz. Yani rakip takımlarımızın puan kaybedip güçlü maçları var onların. Bizim çok güçlü bir maçımız yok. Bundan sonraki maçlarımız kolay maçlar. Hani ikinci bile olabiliriz diye direkt çıkma şansımızı da ben görebiliyorum. Ama tabii puan silinme olayından tabii ki biz de moralimiz bozuldu bu manada, ama morali şu anda Samsun artık bir bütünleşmiş, ben onu görüyorum. Hem kamuoyunda hem şurada Samsun Spor'a sahip çıkma noktasında. İnşallah bu enerjiyle beraber önümüzdeki maçları almak suretiyle inşallah biz birinci lige bu sene çıkacağız diyorum. Taraftarımıza bir mesajınız var mı Sayın Başkanım? Taraftarımıza, Samsun Spor'umuza sahip çıkmalarını özellikle hasretle rica ediyorum. Bu tür şeylerden, bu son puan silme olayları ile ilgili oluşan olaydan maalesef bunlardan bazı çevreler farklı amaçlar gütmek suretiyle bir kampanya içerisinde girmişler. Seyircilerimizin, taraftarlarımızın bunlara alet olmamasını ben hasretle rica ediyorum. Çünkü onlar bir süreç, işte FIFA'nın verdiği karar var, Futbol Federasyonu'nun verdiği bir karar var. Bir kurallar zinciri içerisinde hareket edilen bir durum var. Burada siyasilerin, efendim ileri gelenlerimizin bir müdahale etme şansı olmadığını bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Taraftarımız sahip çıktığı müddetçe biz idareciler olarak, genel yönetimler olarak her zaman Samsun'umuzun yanında olduk. Geçmiş dönemde belediye başkanı döneminde de ben Samsun'un maçını hiç kaçırmıyorum. Deplasmanda da maça gider. Malatya'da özel maçlara gider. Her zaman Samsun'un yanımızda olan birileriyiz. Ama maalesef Samsun'un yanında olmayan kişiler bu tür ortamlarda çıkıyorlar ortaya, buradan rant devşirme peşine dönüyorlar. Lütfen bunlara prim vermemelerini hasretle rica ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. İnşallah kaza yaşamadan maçı almamız gerekir diye düşünüyorum ve o güce de sahibiz. Bu 3 puanın silinmesi takıma biraz da doping olacaktır diye inanıyorum, öyle düşünüyorum. İnşallah yolumuza
Süper Lig yolunda devam edeceğiz. Şans da inşallah bizden yana olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Merhaba. Merhaba Afiyet. Merhaba. Başkanım hoş geldiniz. Tamam. Tamam. Başkanım. Emre, tamam, sen gömü çekmeyeceksin. Ben çıkacağım, kanala çıkacağım. Çekmeyeyim. Tamam, dans et. Bakalım hazır mı? Tamam, gelsin. Bakayım ne var? Sıkandırdılar ha. İndirin bari. Ali Bey'den alalım bir sakın. Alalım, alalım. Söyle. Tamam. İlk defa geliyor. Ben sorayım. Sayın Valim, hoş geldiniz efendim. Hayırdır arkadaşlar, böyle hoş geldiniz. Özledik sizi Sayın Valim. Maçtan ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Maçtan sonra görüşlerimi söyleyeyim. Maçtan sonra. Peki. Yani bugün Samsun'da bir bahar havası var. Böyle millet kalabalık. İnşallah stadı dolduracağız bundan sonra. Umarım ki Süper Lig'e çıkarız. O olursa hakikaten iki haftada bir Samsun'da böyle statlarımız da olacak. İnsanlar spora temayül edecekler. Özellikle futbol konusunda eski Samsun özlemini de bu vesileyle yaşarız diye düşünüyorum. 3 puanı tabii sizin böyle medyanın da bu konudaki ilgisi beni açıkçası çok sevindiriyor. Çünkü Samsun sporu ne kadar anlatırsak aslında bunun yansıması Samsun dışına Samsun olarak yansıyor. Çok teşekkür ediyorum. 3 puanla ilgili silinmesiyle ilgili bir görüş alabilir miyiz? Yani şöyle 3 puanla ilgili üzücü bir durum. Bir defa bunun çok üzerinde çalışılması gerekiyordu ama hepiniz de biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Bu maalesef ne federasyonun ne bakanlığın ne bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Esas geriye dönük sorgulamak lazım. 3 puanın silinmesine vesile olan insanlar nerede? Yöneticiler nerede? O günkü futbolcular nerede? Futbol adamları nerede? Şimdi gelip hemen bir hafta iki haftada bunu sorgulamaya, çözmeye çalışıyoruz. Esas bunun geçmişteki olumsuzluklarını belki sizin gündeme taşımanız lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şöyle açın da bir şeyi soracak. Atilla sen şöyle gel. Ben tamam alırım. Onlar bir hoş geldin desin. Basın burada kalsın beyler. Burada kalsın. Basın burada kalsın. Evet. Hemen soruyoruz. Kalalım böyle. Böyle kalalım. Böyle kalalım. Öyle mi? Böyle Hadi Sayın Bakanım hoş geldiniz. Efendim neler söylemek istersin maç öncesinde? Arkadaşlar maç başlıyor şimdi. Maçı bir seyredelim inşallah. Ondan sonra konuşuruz. Peki. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet hocam, türbünleri görürken tüylerim diken diken oluyor. Maç öncesi röportajlarda böyle onunla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Şimdi tabii gündem hafta içerisindeki hareketli gündem neydi? 3 puanın silinmesiyle ilgili durumdu. Bu 3 puanın silinmesiyle ilgili durumda yöneticilerin, Sayın Bakan'ın neler söyleyeceği merak ediliyordu. Çünkü yapılan yorumlarda hep Samsun'un bir gençlik ve spor bakanı var ve Samsun'un 3 puanını siliyorlar şeklinde bir yorum ve yönlendirme durumu söz konusu. Şimdi Sayın Bakan, devletin bakanı, tabii sorumluluk makamında olan biri. Ayrıca Samsun milletvekili ve Samsunlu olması hasebiyle tabii Samsun spor konusunda insanlar daha büyük bir beklenti içerisindeler. Ama bu kararın verilmesiyle ilgili süreç tamamen FIFA tarafından yönlendirilen bir süreç. Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı bekletebilir miydi? Bence bekletebilirdi. Burada o Futbol Federasyonu'na yönelik tabii tepkiler maç esnasında da oldukça fazlaydı. Ama şu unutulmamalı, Samsun Spor takımının geçtiğimiz dönemlerde Sayın Bakan'ın, bundan önceki Spor Bakanı'nın da maddi anlamda ve manevi anlamda her sıkışılan dönemde, her zorda kanılan dönemde kapısı çalınan ilk insan, ilk makam, ilk merci.
Bu konuda destek verilmiş midir? Verilmiştir. Yani evet. Bunu işin içerisinde olan herkes çok rahatlıkla söyleyebilir. Bunu aslında rakamlarla da ifade edebilir insanlar. Ne kadar destek verildi, nasıl destek verildi, şu bu gibi hususlar rakamlarla da ifade edilebilir. Ama insanların tabii hep kafasında ne var? Samsun'un bir bakanı var ve Samsun Spor'un 3 puanı silindi. Yani bunu insanların biraz hazmetmesiyle ilgili bir sıkıntı oluşuyor. O konuda da çeşitli yorumlar yapılıyor. Saygı duymak lazım ama yapılan katkıları da az da olsa, sınırlı da olsa yapılan katkıları da kesinlikle ve kesinlikle göz ardı etmemek gerekir. Hocam sözünü burada virgül koyalım. Sözünüze istinaden telefon attığımızda Samsunspor Kulübü 2. Başkanı Sayın Rüştü Araboğlu canlı yayınımıza bağlanıyor. Sayın Araboğlu iyi akşamlar. İyi akşamlar Atilla Bey. Evet, Sayın Araboğlu, bileğimizin hakkıyla aldığımız bir 3 puan var. Silinen bir 3 puana karşılık alınan bir 3 puan var. Bu bizleri çok mutlu etti. Tabii bu mutluluk tablosunun içerisinde Samsunspor, Büyük Samsunspor taraftarını bir yere koyuyoruz. Burada emeği geçen herkese, tüm taraftarlarımıza, başkanımıza, yönetimimize ve futbolcu kardeşlerimize, teknik heyete ayrı bir parantez açıyoruz. Efendim sizin duygu ve düşüncelerinizi alalım ve Perşembe günü de bir Osmanlı Spor karşılaşması var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Atilla Bey öncelikle programı izlerken duydum ki anneniz rahatsızlanmış. Evet. Bunun için çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İletiyorum. Sağ olun. Hakikaten anne sizin de dediğiniz gibi çok önemli. Çok güzel. Acil şifalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Ender Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi tabii duygu düşünce yönetici olunca bir başka yaşanıyor. Bir başka coşkulu yaşanıyor tabii. Evet. Manisa maçında hakikaten müthiş bir seyirci vardı. Müthiş bir atmosfer oluşturdular. Ben bunun için öncelikle orada olan tüm taraftarımıza, o coşkulu taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Kulübüm adına, kendi adıma. Mükemmel bir atmosfer yarattılar. Çok güzel bir koreografi sundular. Bunlar hakikaten çok takdire şayan şeyler. Evet. Dediğiniz gibi çok önemli bir sürece girdik. Bundan sonraki maçlarımızın hepsi çok önemli. Hepsi birbirinden daha önemli. Hepsi birbirinden daha zor olacak. Çünkü biliyoruz ki karşılaşacağımız her takımın bir hedefi var. Düşme hattında olan takımın da kümede kalmak gibi bir hedefi var. Bizim oynayacağımız takımların bir üst lige, süper lige çıkmak için hedefleri var ki bizim hedefimiz de o. Herkes bu hedefe ulaşmak için birbirini ısıracak, birbirinden puan almaya çalışacak. Bu manada oynayacağımız Osmanlı Spor maçı tabii çok önem arz ediyor. Sanıyorum bununla ilgili hani sorduğunuz sorudan ben onu algılıyorum değil mi? Evet, aynen öyle. Fiyatı açıkladık. Evet. Bunu biliyorsunuz siz hikayesini bunun. Geçen sene playoff maçında Osmanlı Spor bize 400 yıllık bir bilet fiyatı belirlemişti. Seyircimizin önünü kesmek için. Biz de şimdi hani bunun yanlış olduğunu, olması gereken şeklinin bu olmadığını anlatmak amaçlı, kamuoyuna, spor kamuoyuna duyurmak amaçlı 401 lira olarak bir fiyat belirledik. Bu tamamen geçen sene yapılan o hareketin yanlışlığına ilişkin bir davranış şekliydi. Yoksa elbette futbolun seyirciyle güzelleşeceğini biliyoruz. Kaldı ki bizim seyircimiz hakikaten tüm Türkiye'ye ders verircesine hem hoşgörülü hem yüce gönüllü bir seyircimiz var. Hem centilmen bir seyircimiz var. Bunu maçlardaki tutumlarında da görüyoruz. Ben Osmanlı maçında da aynı tutumu sergileyeceklerinden en ufak kuşkum yok. Bu nedenle diyorum ki hatta bir adım da ileri götürüyorum. Evet, Osmanlı Spor taraftarına 400 lira, 401 lira bir fiyat belirledik ama bu rakamı ödeyemeyeceğiniz, beyan eden Osmanlı Spor taraftarını da biz kendi tribünlerimizle, kendi seyircimizle birlikte de karşılamaya hazırız. Eğer gelirlerse bizimle birlikte oturur, maç seyrederler. Benim bildiğim kadarıyla Sayın Araboğlu,
80'e yakın bilet falan satıldığını söylediler. Doğru mudur? Bana da böyle bir duyum geldi ama bunu onaylayacak bir şey olmadı. Şeyden bakıyorlar, Pasolik'ten bakıyorlar. Misafir türbününde alınan yerlerin yeşil olarak gösterdiler arkadaşlar. Ben de özellikle üzerine gittim, baktım. 80 bin lira civarında bir bilet satılmış. Yani 80 bin lira tutarında bir bilet satılmış. İşte diyorlar Sayın Melih Gökçek, hepsini al biletlerin, Samsunspor'a bizim katkınız olsun gibilerden. Böyle de ifadeler kullanılmış. Siz sayı olarak bir şey söyleyemiyorsunuz değil mi? Sayı olarak ben bir şey söyleyemiyorum şu anda. Ancak yarın bunu onaylayabilirim. Ancak elbette seyirci olarak da katkı verirler. 400 biletleri tüketerek de katkı verirler. Bundan memnun oluruz tabii. Evet. Peki bu kararı siz yönetim kurulu olarak mı değerlendirdiniz? Yani bu fikir kimden çıktı? Ben hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Yani kimden çıktıysa aklına sağlık. Sağlık. bu bizim hakikaten çok güzel ahenk içerisinde bir araya geldiğimiz bir yönetim kurulumuz var. Evet. Burada çok değerli fikirleri olan arkadaşlarımız var. Bir tanesi de sevgili Ali İhsan Akadosu. Evet. Fikir babası odur. Ama karar oy birliğiyle alındı tabii. Tabii yani mutlaka. Bir kişinin kararı değil, bizim yönetimimizde bütün kararları biz oy birliğiyle alıyoruz. Kesinlikle. Peki Sayın Araboğlu, Samsunspor Kulüp Başkanı bugün Ankara'da olduğunu biliyorum. Hayırlı bir iş için mi gidildi? Valla bizim başkanımız hayırsız hiçbir işin bir yerlere gitmiyor. Bütün yaptığı işler hayırlı. Hakikaten çok çalışıyor. Samsunspor için çok mesai veriyor. Hatta o kadar çok ki kendi işini dahi ihmal edecek seviyede mesai veriyor. Dolayısıyla bugünkü ziyareti de elbette hayırlı bir iş. İdir mutlaka. Onun da yarın kendisiyle herhalde görüşür. Fikirlerini alırsınız. Peki Tahkim kuruluna müracaat edildiği yönünde bir bilgi var. Ayrıntıları alabilir miyiz Sayın Araboğlu? Ender Bey, doğrudur. Tahkime müracaat ettik bugün. Biz daha önce de çeşitli defalarca bunu söyledik. Samsunspor için en ufak bir umut dahi olsa, en ufak bir ihtimal dahi olsa bunu değerlendirmek istiyoruz. Doğrudur. Biz 3 puan silinmesiyle alakalı tahkim kuruluna müracaat ettik. Son bir şey merak ediyorum. Mutlaka siz de takip ediyorsunuzdur. Geçtiğimiz hafta içerisinde yine basına yansıdığı kadarıyla Adana Demirspor ve Manisa Spor gibi kulüplerin de 3 puan silme cezasıyla muhatap olabileceği yönünde haberler vardı. Bununla ilgili söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı bize? Ender Bey, bu bizi ilgilendirmez. Biz kendi işimize bakıyoruz, kendi futbolumuza bakıyoruz. Kendi 3 puanımızı kurtarabilirsek onu kurtarma telaşındayız. Rakiplerimizin bu şekilde geçmek bizi üzer. Biz sahada futbol oynayarak, puan toplayarak geçmek istiyoruz. Allah hepsine yardımcı olsun. Peki Sayın Araboğlu, Osmanlı Spor maçı öncesinde taraftara son mesajınızı alalım. Bu taraftar, inanın, bizim gibi sağduyulu program yapımcıları olsun, gazeteciler köşelerinde yazdıkları yazılarla gerçekten bilgilendiriyoruz. Onlar da bunlara harfiyen uyuyorlar ki bu hafta ben onları canı yürekten alkışlıyorum. Çünkü artık ceza verebilmek için etrafımızda dolanan çok kişiler var. En ufak bir şeyde hemen notunu alıp bizi idam etmek isteyenler var ama biz buna mahal vermeyeceğiz. Bu büyük Samsunspor taraftarına Osmanlı maçı öncesindeki son sözlerinizi alalım. Teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Öncelikle taraftarımıza gösterdikleri duyarlılıktan, verdikleri katkıdan ötürü aynen size katılıyorum ve ben de çok teşekkür ediyorum. Bu katkının Osmanlı maçında iki katına ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü seyirci gerçekten önemli. Ben bugün Manisa maçında düzeltiyorum. Pazar günü Manisa maçında maç öncesinde saha içerisindeydim. O müthiş atmosfer, o müthiş tezahürat sırasında saha içindeydim ve sahanın içinde sesin nasıl patladığını kendi kulaklarımla gördüm. Bu nedenle seyirci gerçekten maçta takım için çok önemli.
bir 12. güçtür, bir 2. güçtür. Özellikle bizim seyircimizin tezahüratları akıl dolu, çok da hoş. Bu nedenle gerçekten bu maçta seyircimize ciddi manada ihtiyacımız var. Bu nedenle sizin vasıtanızla ben bir çağrı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Perşembe günü maç saat 17'de. Evet. 17 bir maç saati için çok uygun bir saat değil. Değil. Bir de hafta içi olduğunu düşünürsek. Evet. Biz bunu şöyle pozitife çeviririz diye düşünüyorum. Bu maç için kamu kurumlarının yöneticileri, özel teşebbüs sahipleri, sanayiciler, fabrika sahipleri, personellerine maça gitme anlamında biraz daha erken izin verebilirler diye düşünüyoruz. Bunun sağlanması noktasında ben sizden de ve değerli basınımızdan da katkı bekliyorum ki orayı dolduralım Atilla Bey. Sayın Araboğlu, esasında bu taraftarın içerisinde ben programın başında söyledim de Ender Hoca da biraz hak etmiyor mu katkı vererek anonslarıyla? Yok canım ya. Etmiyor mu? Ben de bir onere ettim gerçi ama bilmiyorum siz neler söylemek istersiniz? Şimdi Ender Bey hakikaten biz tanık olmuştuk daha önce, biliyoruz Ender Bey'i, bu özelliğini biliyoruz, sesini çok iyi kullanıyor. Ve bu maçta samimi söylüyorum, özellikle onun anonslarını dinledim ve çoğu noktada ya Ender bir anons yapsa da yine havaya girsek diye beklediğimi de söylemek isterim. Ben onu sana sakladım. Ender Bey'e hakikaten teşekkür ediyorum. Çok müthiş müthiş anonsları vardı. Evet. Seyirci üzerinde de oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Araboğlu. Teşekkürler. Efendim biz hep Samspor'un yanındayız. Yanında olmaya devam ediyoruz. Allah yolumuzu açık eylesin diyoruz. Katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Amin. Çok teşekkür ederim ama bu izin meselesiyle ilgili siz de işlerseniz çok sevinirim. Tabii efendim. Özellikle dile getireceğiz tekrar. Evet. Evet, çok iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Akşamlar. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Evet, güzel bir konu abi, hemen not aldım. Kamu kurumlarının müdürleri, özel sektörde personel çalıştıran kişiler artık bu çağrıya duyarsız kalmasınlar. Yarından itibaren sosyal paylaşım sitelerinde hemen bunu devreye koymak lazım. Osmanlı maçı Manisa maçından daha önemli artık. Niye? Çünkü Osmanlı playoff yolunda bizim rakibimiz, birebir rakibimiz. Şimdi biz Manisa ile oynarken diğer rakiplerin, Osmanlı'nın acaba Kayseri ile ne yapacağını falan hesaplıyoruz değil mi? Yani ah Kayseri yense falan. Evet. Şimdi Osmanlı bizim elimizde. O zaman hemen unutmayayım da 14 Mayıs 2014 tarihli Spor 55 programını YouTube'dan izlesinler. Evet. Hocam programa gelmeden evvel o tarafa bir gittim böyle. Bakın 14 Mayıs 2014 tarihli YouTube'da attığımız Spor 55 programını izlesinler. Ve bu maça ona göre konsantre olup gelsinler. Bunu bir kez daha ben buradan hatırlatmış olayım. Hocam şimdi vaktimiz maç sonuna gidebiliyor muyuz Cem? Gidiyoruz. Evet, şimdi maç sonu röportajları ekrana getirelim. Ondan sonra kısa bir reklam arasına gideceğimizi düşünüyorum. Maç sonundayız. Sonra konuşacağım. Konuşmuyordu. Gelin oğlum.
Pardon. 3 puan. Atilla'cığım çok güzel bir 3 puandı. Denizli maçından sonra konuşacağız. Peki. Bizim abi ne haber ya? Adem abi 3 puan. Fikret Bey. Harika. Harika bir oyun. Biliyorsun artık iyi oynamayı değil, maç almayı bizim için önemli. Bir engeli daha açtık. 5 engel kaldı. Onlar da inşallah açtık. Adem abi. Abi Samkon sitesine bir şey ver. 3 puan güzel bir puan. İnşallah bundan sonra böyle zor olanlarda inşallah böyle 3 puan olarak kapatırız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok da zorlandık. Gerçi neler diyeceksiniz? Zor maç oldu. Zor olacağını biliyorduk zaten. Bu tarz maçların zaten Türk futbol tarihine artık şöyle baktığınız zaman zorluk derecesi çok yüksek. Ama çok şükür kazandık. Çocuklar, evlatlar gerçekten müthiş mücadele verdiler. Özellikle son 10-15 dakika yani skoru korumak adına biraz geride kalmak zorunda kaldık. Ben hepsini, herkesi tebrik ediyorum. Özellikle seyircilerimize, Samsun halkına çok teşekkür ediyorum. Biraz serzenişte bulundum. Daha önceki röportajlarda haklılık payım vardı. Neden? 2000-3000 kişi oynuyordu. Samsun bunu hak etmiyor. Çocuklar bunu hak etmiyor. Yani takımımıza sahip çıkmamız lazım. Bundan sonra daha fazla destek. Ben her şey için, yani bu koreografi için, bunları düzenleyenler, emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha zor maçlar bizi bekliyor ama hedefimize böyle adım adım Allah'ın izniyle gidiyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Teşekkür ederim. Recep tebrik ediyoruz. Recep tebrik ediyoruz. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Recep neler diyeceksin? 1-0'lık galibiyet ve senin güzel bir golü. Güzel değil abi. Şans golü. Ama çok şükür öyle ya da böyle 1-0 galip. Yani zor maç olacağını biliyorduk zaten. Ki zor oldu. Çok fazla zor oldu. 1-0 oldu. Bizim oldu ama. Bir talihsizlik yaşadık devrede. Bir hafta için. Bir talihsizlik olsunca tekrar bir çıkış arıyorduk kendimize. Hiçbir şekilde biz demoralize olmadık sonuçtan dolayı. İyi bir takımdık zaten. İyi bir takım olmaya da devam ediyoruz. Bir hedefimiz var. Bu iki olmasa da şimdi çünkü daha zor durumda oldular bizi. İki olmasa bir yoktan biz çıkmak istiyoruz. Hedefe kilitlendik. Zor oldu. İlerliyoruz. Önümüzde Osmanlı maçı var. O maçta çok daha iyi bir şekilde oyun oynayıp çok daha iyi bir skorla inşallah yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Emre bugün Alperen neler diyeceksin? Çok mutluyuz vallahi, çok önemli puandı. Bu olaylardan sonra aldığımız gerçekten çok önemliydi. Çok gerçekten çok mutluyuz. Allah yardım etti. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Teşekkür ederim. Yok ben cezalıyım. Emirhan neler diyeceksin? 1-0'lık galibiyet. Kolay maçı zora çevirdiler. Manisa bizden çok pozisyona girdi. Stadyumu doldursunlar, Osmanlı maçına gelsinler. Her tebrik ediyorum. Tamam hocam. Neler diyeceksin? Vallahi beklediğimizden zor geçti. Müthiş bir atmosfer yaptı. Taraftarımız altı içi yaşananlar var. Var anlamında pek istediklerimizi yapamadık. Manisa'da tebrik ediyorum. Bize o fırsatı vermediler. İyi oynadılar. Önemli olan artık bu saatten sonra ben ziyade 3 puan alabilmek. Biz de onu başardık inşallah. Bu maçı unuttu bir yarın itibaren Osmanlı maçını düşünüyoruz. Çok önemli bir kurtarış yaptın. Maçın kırılma anı bana göre oydu. Allah çok şükür Allah ya. Allah tebrik ediyorum sağ ol. Gel seni de çekin bakayım ablacığım. Gel şöyle. Hocam. Hocam tebrikler hocam. Oynar.
Hocam tebrik ediyoruz. Atın abi, hangi yürüyor böyle? Evet, bu görüntüler son görüntülerdi ama basın toplantısını vereceğiz. Ne zaman vereceğiz? Reklamlardan sonra vereceğiz. Şimdi devam ediyorum. O zaman ben biraz mesaj okuyayım. Çok mesaj geldi çünkü. Yazan herkese teşekkür ediyorum. Bazılarını okumadan geçebilirim. Kusura bakmayın. Kısa olanları tercihim. Mustafa Can Aygün, Atilla abi yayınlar. Osmanlı maçında Ofeydu forma giyer mi? Manisa maçında hücum yetenekliğinin sebebi nedir? Selamlar. Ofeydu'nun forma giymesi biraz zor. Sakatlığı düzeliyor. Mustafa Çabas, abi sağdan bindiren Canberk nerelerde? Canberk sakatlığı devam ediyor. Şükrü Gün, TRT koreografiye ne yorum yaptı? Ahmet Uçarlı, Osmanlı takımın en etkili alanı orta saha, özellikle de Muhammed Reis ve Tonya Tister'le önlem alınmalı. Hasan ve Taha'nın performansları bu maçta belirleyici olacaktır. Ceyhun Karamangil, sevgili Atilla, annenin durumunu şimdi öğrendim. Çok geçmiş olsun, şifalar dilerim. Ender Bey'e de selamlar, başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ceyhun Karamangil de eski bir televizyoncudur, iyi bir televizyoncudur. İyi bir arkadaşımdır. Çok sağ olsunlar. Ceyhun Karamangil'e de buradan selamlarımızı iletelim. Özellikle maçın yorumunu ikinci bölüme mi bırakacaksınız diye sormuş. Evet, öyle ikinci mi? Bölümde maçı da konuşacağız. Kıvanç Özbıçak, muhteşem görselliğin mimarı Engin Sever ve bu muhteşemliği sesiyle canlandıran Ender Gür. Bu ikiliye her şey daha güzel. Teşekkürler Kıvanç'ım. Seydi Ahmet Aslankaya, selamlar hayırlı yayınlar. Maçı kazanıp 3 puan almamıza ne kadar sevindiysek Ender hocamızın da gelmesine o kadar sevindik. Hoş geldin büyük ustad. Murat Şahin, abi ilk önce geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Ellerinden öperim. Annenizin, abi yine aynı seyirciyi Osman maçında da görmek istiyoruz. Bu maçta boğazlarımız yırtılıncaya kadar bağırdık. Hala sesim çıkmıyor ama sesim hep gidene kadar devam. Samspor'a canım feda demiş. Davut Uğuz, abi iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Samsporumuzda iki eksik vardı. Biri taraftar, biri de anonsta Ender Hoca. Ama bu haftadan sonra hiç eksiğimiz kalmadı. Bizimle artık kimse başa çıkamaz. Ender Hoca'ya sonsuz teşekkürler döndüğü için. Habib Yurtseven, Ender Hoca oley. Bünyamin Gezer, oyum sana. Kral Engin Sever, seni seviyoruz mesajlarını yollamış. Serkan Doğan, iyi yayınlar Atilla abi. Samsunspor Tahkim Kurulu'na başvurdu mu? 3 puanımız geri gelecek mi? Selamlar. Az evvel Sayın Rüştü Araboğlu bu konuyla ilgili bilgi verdi. Yaman Yeşilada, abi iyi yayınlar. Manisa'nın kaybedecek bir şeyi yoktu. O yüzden maçta tüm varlıklarını ortaya koydular. Osmanlı maçını rahat kazanacağımızı düşünüyorum ve Ender Hoca'nın sesi taraftarı ateşleyen faktörlerden biri. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hakkı Çalışkan, İyi yayınlar Ender Hocam. TV'den de olsa Sidatyum'dan sesini duymak çok güzeldi. Tek kelimeyle harikasınız. Kastamonu'dan selamlar. Reklamlara mı gidiyoruz? Bir dakika sonra. Peki. Yusuf Kanik, merhaba Atilla abi. Maçı kazandık ama en önemlisi ben hayatımda taraftarı böyle ateşleyen, taraftarı böyle ayağa kaldıran bir anonsu görmedim. Ender abiden Allah razı olsun. Boğazlar dert görmesin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hikmet Selen, senden ilgili sen kendin o beyanatı verdin, ben de gösterdim. Bunu okumuyorum mesajını. Selçuk Yılmaz, vatani görevimi yapmak için 5 ay 23 gündür ayrı kaldığım Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na girdiğim ilk anda Ender Hoca'nın sesini duyduktan sonra tüylerim diken diken oldu. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama Perşembe akşamı aynı atmosferi yakalamamız lazım. Yine türbündeyiz. Özcan Çoban, bu saatten sonra şu iyi bir kötü deme hakkımız yok. Samspor her zaman taraftarlarıyla elinden geleni yapar. Tüm haksızlıklara rağmen iyi programlar Atilla abi ve Ender hocam. Ayhan Semiz, Ender hocamla Samsun coşuyor. Tebrik ediyorum hocam. Emre Can Temel, iyi akşamlar. Ofeydo'nun ve Ahmet Burak Solaker'in durumları nasıldır? Ahmet Burak oynayacak, yetişiyor bu maça. Maçtan evvelki idmanda şurada alnı yarıldıydı ama oynayacağını söyleyebilelim. Ercan Yazıcı'nın düşük performansını nasıl buluyorum? Bu maçta çok ağır kalmadı mı? Kart cezalımız var mı diye sormuş. Yok.
Sefa Aslankaya son 2-3 mesaj okuyup reklama gidiyoruz. Ender Hoca sen bu takımın bir tanesisin. Atilla abi sen de bu programın bir tanesisin. Seni de unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Naci Korkmaz hayırlı akşamlar. Maç yorumum 3 puan şahane. Futbolum kendi taraflarının önünde muhteşemdi. Ordu maçının aynısı. Kalbi olan seyretmesin. Teşekkürler. Teşekkürler kaleci Umut. Bu arada sevgili izleyiciler benim programıma Spor 55 sayfamı hazırlayan, tertip eden sevgili İsa Karaca Bey, seni unutur muyum kardeşim? Böyle hemen reklam öncesinde seni söyleyeyim dedim. Sevgili Kenan Meriç, Samsunlu kardeşim, şu anda Kayseri'de misafirler, oğlunu ziyarete gitmişler. Ahmet Karaca Bey, İsa'nın babası, buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ellerine sağlık İsa, seni seviyorum diyorum. Ve formanı da, 2 adet formanı da sana bu hafta içerisinde yolluyorum. Sözünü aldım, teşekkür ediyorum diyorum ve reklamlara gidiyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız.